Almanca öğrenmenize yardımcı olabilecek bazı diziler. Birinci sırada arkadaşlar bu Extra auf Deutsch isimli dizi var. Bunu YouTube'da bile bulabilirsiniz. Bu dizi çok basit bir dizi ve tamamen dili öğrenmek isteyenler için uygun formatta hazırlanmış bir dizi. Aynısının başka dilleri de var. Mesela İspanyolcasını, İngilizcesini falan da izleyebilirsiniz. Yani Almancanız hiç yoksa veya A1, A2 seviyelerinde falansanız bu diziyi izleyebilirsiniz. İkinci sırada arkadaşlar Berlin Berlin isimli bu dizi. Bu dizide takip etmesi oldukça kolay bir dizi. Bölümleri çok uzun değil. Konular çok karmaşık değil. Komedi ve yer yer absürtlükler içeren bir gençlik dizisi diyebiliriz. Yani takip etmekte çok zorlanmazsınız. Tabii ki bunu tam anlayabilmeniz için böyle B2 seviyelerinde falan bir Almancanız gerekebilir ama A2, B1 falansanız da izleyebilirsiniz. Üçüncü sırada arkadaşlar Tatort denen bu dizi var. Bu dizi Almanya'nın belki de en popüler dizisi, bir polisiye dizisi ve yaklaşık 1000 küsür bölümü var. Yani Türkiye'nin arka sokakları diyebiliriz. Her pazar milyonlarca Alman bu diziyi izliyorlar ve üzerine konuşuyorlar. Sırada arkadaşlar Dark dizisi geliyor. Buna da bilim kurgu gerilim filmi gibi bir şey diyebiliriz. Lakin bunun bölümleri gerçekten çok uzun. Yani bir bölümde neler oluyor onu takip etmek gerçekten konsantrasyon istiyor. Yani bunu ben ana dilimde bile izlesem belki bazı yerleri tekrar tekrar izleyeceğim. Bir de aynısını Almanca izlemek gerçekten çok yorabiliyor. Yani Almancanız çok iyiyse ve konsantrasyonunuz gerçekten iyiyse, dikkatiniz dağılmadan izleyebiliyorsanız bu diziyi tavsiye ederim. Yoksa hiç bulaşmanızı önermem çünkü bölümleri bile çok uzun. Beşinci sıradaki önerim bir anime olacak. Genel olarak Netflix'te veya başka platformlarda bulduğunuz animelerin bakabilirsiniz. Bazılarının gerçekten Almanca desteği olabiliyor. Benim izlediğim bir anime vardı. Bunun ismi de Akame ga Kill'di. Bunun Almancası vardı. Almancaları var mı diye diğer animelere de bakabilirsiniz. Anime olmasının esprisi Almancayı daha pratik, daha basit, daha sade, yalın biçimde kullanıyor olmaları. Yani bunlar dışında işte çizgi filmlere, işte ne bileyim animasyon filmlerine falan da bakabilirsiniz. Oralardaki Almanca tabii ki de daha yalın bir dil olacak.